Birinci soru. Karekök 9 sayısının değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? Karekök 9 3'e eşittir. Doğru cevap B şıkkıdır. İkinci soru. Hangisi 42 sayısının bir çarpanı değildir? 2 42'nin çarpanıdır. 3 de çarpanıdır. 6 da çarpanıdır ama 8 42'nin çarpanı değildir. Doğru cevap D şıkkıdır. Üçüncü soru. Aşağıda verilen sayı çiftinin EBOB değeri kaçtır? 15 ve 30. Şimdi 15 ile 30'un EBOB'unu bulalım. 2'ye böldüğümüzde 15'e 15 olur. Bu ortak bölen değildir. 3'e böldüğümüzde 5'e 5 olur. Bu ortak bölendir. Her ikisini de böldüğü için. Sonra 5'e böldüğümüzde 1'e 1 olur. Bu da ortak bölendir. Buradaki 3 ve 5'in çarpımı da 15'e eşittir. Dolayısıyla 15 ile 30'un EBOB'u 15'tir. Doğru cevap D şıkkıdır. Dördüncü soru. 6 üzeri eksi 2 üstü sayısının değeri aşağıdakilerden hangisidir? Negatif üs olduğunda ters yazıyorduk. Yani şu şekilde. 6 üzeri eksi 2, 1 bölü 6 üzeri 2'ye eşittir. Bu da 1 bölü 36'ya eşittir. Doğru cevap B şıkkıdır. Beşinci soru. Aşağıda verilen dairesel grafik bir çiftlikteki hayvanların dağılımını göstermektedir. Buna göre bu hayvanların yüzde kaçı koyundur? Koyunların merkez açısını bulalım. 160 ile 110'u topladığımızda 270 oluyor. 180'den 270'i çıkardığımızda 90 derece buluruz. Burası 90 derecedir. Şimdi 90 derece 360'ın 4'te 1'idir. Yüzde kaçıdır diye sorulmuş. 100'ün de 4'te 1'i 25 olduğu için %25 olarak buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. Altıncı soru. Aşağıda verilen grafik bir şirketin son 4 yıldaki gelir gider durumunu göstermektedir. Gelir ile giderin eşit olduğu yıl hangisidir denmiş. Baktığımızda gelir ile gider 2019 yılında eşitlenmiş. Doğru cevap D şıkkıdır. Yedinci soru. Havaya atılan bir zarın üst yüzüne çift sayı gelme olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? Çift sayılar 2, 4 ve 6'dır. Toplam 6 tane ihtimal var. Çift sayı olma ihtimali 3 bölü 6'dır. Sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2 olur. Doğru cevap B şıkkıdır. 8. soru. Yukarıda verilen sayılardan kaç tanesi rasyonel sayıdır? 0,23 rasyoneldir. Pi sayısı rasyonel değildir. Karekök 18 bölü 2. Karekök 9 yapar. Bu da 3 olarak çıkacağı için bu da rasyoneldir. Karekök 6 irrasyonel sayıdır. 2 üzeri eksi 3 rasyonel sayıdır. Karekök 0,36. Bu 0,6 diye çıkar. Bu da rasyoneldir. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4 tanesi rasyoneldir. Doğru cevap D şıkkıdır. 9. soru. X eksi 4 üzeri 2 ifadesinin özdeşi aşağıdakilerden hangisidir? X eksi 4'ün karesi demek. X eksi 4 de X eksi 4'ün çarpımı demektir. Şimdi X'i dağıtıyorum. X ile X'in çarpımı X kare. X ile eksi 4'ün çarpımı eksi 4X. Eksi 4'ü dağıttığımızda eksi 4x olur. Eksi 4 ile eksi 4'ün çarpımı da artı 16 olur. Eksi 4x'leri topladığımızda eksi 8x olur. Son olarak ifadenin düzenlenmiş hali x kare eksi 8x artı 16'ya eşittir. Doğru cevap C şıkkıdır. 10. soru. X aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Denklemi çözerken bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri diğer tarafa geçelim. 3x bölü 10'u sol tarafa, 5'i de sağ tarafa geçirelim. Burada 2x bölü 5 var. 3x bölü 10 eksi olarak geçer. Burada eksi 3 var. Artı 5 de eksi olarak geçer. Burada payda eşitlemesi yapalım. 4x bölü 10 eksi 3x bölü 10 oldu. Burası da eksi 3 eksi 5 daha eksi 8 oldu. Şimdi 4x bölü 10'dan 3x bölü 10'u çıkarırsam x bölü 10 buluruz. Burası da eksi 8'e eşit. Her iki tarafı 10 ile çarparsak x'i eksi 80 olarak buluruz. X'i eksi 80 olarak bulduk ama şıklarda yazılmamış. Buraya bir E şıkkı ekleyelim. Eksi 80 olsun. Doğru cevap E şıkkıdır. 11. soru. Köşeleri A noktası 3,2, B noktası eksi 3,2, C noktası 3,-4 ve D noktası eksi 3,-4 olan dörtgenin çevre uzunluğunu bulalım. A noktası şurasıdır. Bakın. 3'e 2. B noktası şurasıdır. Eksi 3'e 2. C noktası 3'e eksi 4. Burasıdır.
D noktası da eksi 3'e eksi 4 şurasıdır. Evet, şimdi bunun çevre uzunluğunu bulalım. Dörtgenimizi çizelim. Dikdörtgenimiz bu şekilde oluştu. Şimdi bunun AB kenarı 6 birimdir. AC kenarı ise bu da 6 birimdir. Burası da 6, burası da 6. Şimdi bunun çevresini bulurken 6 ile 4'ü çarptığımızda 24 birim olarak bulmuş oluruz. 12. soru. X eşittir eksi 3 ve Y eşittir artı 2 doğrularının grafiğini koordinat sisteminde çiziniz. Eksenleri isimlendiriniz. Aynı koordinat düzleminde gösterebilirsiniz. Evet. X ekseni burası, Y ekseni de burası olsun. Şimdi X eşittir eksi 3'ü şu şekilde göstereceğiz. Burası eksi 1, eksi 2, eksi 3 ise X eşittir eksi 3 doğrusu bu doğrudur. Burası 1, burası da 2 olsun. Bu doğru ise Y eşittir 2 doğrusudur. 13. soru. 3y eşittir 2x artı 6 doğrusu x eksenini hangi noktada keser? X eksenini kestiği noktayı bulmak için y'ye 0 vermemiz lazım. Y'ye 0 verdiğimizde 3 çarpı 0 eşittir 2x artı 6 olur. Burası 0 yapar. 2x artı 6. 6'yı sol tarafa geçirdiğimizde eksi olarak geçer. 2x eşittir eksi 6 buluruz. Eksi 6'yı da 2'ye böldüğümüzde x'i eksi 3 olarak buluruz. Dolayısıyla x eksenini eksi 3 virgül 0 noktasında keser. Doğru cevap B şıkkıdır. 14. soru. 3x artı y eşittir eksi 6 denklemi ile gösterilen doğru grafiği yukarıda çizilmiştir. Boyalı üçgenin alanı hangisidir? Evet. Şimdi şurası y'nin 0 olduğu yer. Y'ye 0 verdiğimizde x'i buluruz. Şimdi 3x eşittir eksi 6 olur. Eksi 6'yı da 3'e bölersek x'i eksi 2 olarak buluruz. Evet. X eksenini kestiği nokta eksi 2 noktası. Burası da x'in 0 olduğu yer. X'e 0 verdiğimizde 3 çarpı 0 artı y eşittir eksi 6 olur. Buradan y'yi eksi 6 olarak buluruz. Burası da eksi 6'dır. Bu taralı üçgenin alanını şu şekilde buluruz. Dik kenarları çarpıp 2'ye böleriz. Burası 2 birim, burası da 6 birim. O halde 2 ile 6'yı çarpıp 2'ye böldüğümüzde 6 buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 15. soru. Yağız'ın bankada 1000 TL'si vardır. Yağız her ay bankaya 100 TL yatırmaktadır. Buna göre hesapta biriken paranın denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi her ay 100 TL yatırıyorsa o zaman x ay sonra 100x lirası olur. 1000 lira da başlangıçta vardı. O zaman bankada olan paraya y dersek y eşittir 1000 artı 100x şeklinde olmalıdır. Doğru cevap A şıkkıdır. 16. soru. Yukarıda verilen doğrunun eğimi yüzde kaçtır? Eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranı şeklinde bulunuyordu. O zaman dikey uzunluk 15, yatay uzunluk 20, 15 bölü 20. Bunu 5 ile genişletirsek 75 bölü 100 olur. Eğim %75'e eşittir. Doğru cevap C şıkkıdır. 17. soru 9x kare eksi 81 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış hali hangisidir denmiş. Bu bir 2 kare farkı özdeşliğidir. 3x eksi 9 çarpı 3x artı 9 şeklinde olmalıdır. Doğru cevap A şıkkıdır. 18. soru aşağıdaki doğrulardan hangisi orijinden geçer? A şıkkı y eşittir 4 doğrusu bu eksenlere paraleldir orijinden geçmez. B şıkkı y eşittir 3x. X'e 0 verdiğimizde y de 0 olur. Dolayısıyla bu orijinden geçer. C şıkkı 2y artı 6x eksi 10. Bu eksenleri kesen bir doğrudur. Orijinden geçmez. D şıkkı da 3x eşittir 9. Bu da x eşittir 3 doğrusuyla aynıdır. Eksenlere paraleldir. Orijinden geçmez. 19. soru. 3y eşittir 9x artı 24 denklemi ile gösterilen doğrunun eğimi hangisidir denmiş. Y'yi yalnız bırakalım. Y eşittir. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde 9x bölü 3 artı 24 bölü 3 olur. Bunu düzenlediğimizde de 3x artı 8 buluruz. X'in katsayısı olan 3 doğrunun eğimidir. Doğru cevap B şıkkıdır.